Değerli aslan burçları, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbimin izniyle bir haftalık yorumlarınıza geçeceğim. Yeni takibe alan tüm dostlarım için diyorum ki pazar günü güneş günüdür arkadaşlar. Adı üstünde Sunday derler ona. Latince'de, diğer yabancılar İngilizce'de olsun, diğer farklı dillerde Sunday, yani Sun, güneş, güneşe atfedilmiş bir gündür. Ve aslan burçlarının yönetici gezegeni güneştir. Onlar böyle yaşam veren, neşeli, cömert, eli açık kimselerdir aslan burçları. Sevgili arkadaşlarım, beni gerek önceden beri takip eden, gerek yeni takibe alanlara diyorum ki sizin yorumlarınızı bir pazardan bir pazara yapıyorum. Çünkü yönetici gezegeninizin günü pazar. O yüzden uğurlu gününüz pazar olduğu için pazar bizim dinlence günümüzdür. Enerji topladığımız gündür. Ne diyelim? Kutlu olsun tüm aslan burcu, cömert ve delikanlı aslanlara. Kadını da delikanlıdır, erkeği de delikanlıdır arkadaşlar. Bunları hatırlatmak isterim. Bir pazardan bir pazara hem yorumlarınızı yapacağım, hem de hayırlısıyla zikirlerinizi vereceğim Rabbimin izniyle. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyorum önce açarken arkadaşlar. Şimdi biliniz ki Allah'ın velileri için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yunus suresi 62. ayeti okudum arkadaşlar. Yunus suresi 62. ayette hayırlısıyla böyle bir sanki bu Ramazan gününde bir yaşlı bir insandan destek almış olabilirsiniz. Herhangi bir diyelim türbe gibi bir yere gitmiş olabilirsiniz. Buralardan destek göreceğinizi, ilahi olandan yardım göreceğinizi söyleyebilirim. Yalnız aile baskısı olabilir pek çok aslan burcu arkadaşımda. O yüzden aile baskısı olanlara söylüyorum. Bağımsız hareket edeceksiniz ve bir şeyleri anlamlandırmaya çalışacağınızı görüyorum. Şimdi bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Acaba bu kişi ne düşünüyor hakkında ya da neler olacak gibi düşünüyorsunuz. Mevla hayırlısıyla size her konuda yardım ettiği gibi bu konuda da yardım edecek arkadaşlar. Gönlünüzü ferah tutun. Yani gizli düşman kim ya da karşımdaki insan benim için ne düşünüyor sorularının cevapları açık ve net olarak gelecek. İki tane yol düşünüyorsunuz, yolunuz açık. Yersiz korkulardan ve hayatı zindan eden bazı kuşkulardan kurtulduğunuzu görüyorum. Hayırlısıyla kurtuluşa ereceksiniz arkadaşlar. Ayrıca zihinsel anlamda kendinizi kontrol edeceğinizi görüyorum. Zihinsel kontrolünüz tam. Altıncı hissiniz inanılmaz derecede kuvvetli olacak arkadaşlar. Altıncı hissinizin kuvvetli olmasıyla beraber gönül gözünüzün açılacağı, aradığınız cevapları teker teker bulacağınızı gösteriyor. Yalnız aslan burçlarından bazı küs olduğunuz, birliktelik yaşadığınız insanlar olabilir. Çok az kalmış görüşmenize, barış olacağınızı görüyorum. Hayırlısıyla barış olacak. Bir de arkadaşlar, senin ahını alan birisi var. Aslan burçları, kadın ya da erkek aslan burçlarına diyorum. Ahını alan birisi var. Hakikaten bu insanın da yani bir senin ahın tutacak herhalde. Ya bir senden özür dileyecek ya da sürekli olaraktan sana böyle hazır cevap veren birisi. Etrafında sürekli sana laf yetiştiren birisi, yaptıklarına pişman olacak arkadaşlar. Son kertine gelmiş. Sen diyorsun ki ben bununla yüzleşeceğim. Ama hayır, yüzleşme değil. Gerçekten o kendiliğinden arıza olan bir tip yani. Arıza tipler var ya, onlardan. Hayırlısıyla bunlardan kurtulacağını görüyorum. Birisi sizden özür dileyecek arkadaşlar. Komşu, sevgili, eş, her
Her neyse, yakın çevrendeki birileri, kalbinden geçirdiğin her ne dilek varsa kalp gözün açıldığı için sevinçle karşılanacak bir sevincin olacağını görüyorum. Bu hafta mutlaka eflatun rengi ya da işte mor dediğimiz morun tonlarını mutlaka kullanın. Çünkü maddi akışın başlaması için ve üçüncü göz bölgesinin aktif hale gelmesi için bunu yapmanızı rica ediyorum. Yalnız arkadaşlar bir korkunuz var. İçinde böyle platonik aşk besleyenler olabilir ya da evliliğiyle ilgili, birlikteliklerle ilgili işte el alem ne der gibi bir baskı unsuru oluşmuş sizde. O korkuları yeneceksiniz. Toplumsal anlamda kabul gördüğünüz bir birliktelik yaşayacağınızı görüyorum. Aslan burçları özellikle su gruplarıyla olan beraberliklerinde şifaya kavuşacaklar. Hangileriyle? Balık burçlarıyla, yengeç ve akrep burçlarıyla şifalanma yaşayacaklar. Diyelim şifalanma olmadı ve ayrılık kaçınılmaz oldu. Bu sefer de affetme yoluyla onu göndereceksiniz. Yerine tabii ki bir boşluk oluşturduktan sonra doğru insan doğru zamanda gelecek arkadaşlar. Biraz para sıkıntısı var bu hafta. Sabretmenizi öneriyorum. Para sıkıntısı biraz var. Fakat geçici bir durum. 10-15 kadar gün sürecek, 10-15 gün kadar sürecek. Sinir bozucu bir durum olduğunu biliyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayırlısıyla bu dönemi de atlatacaksınız. Kaprisli ve alıngan birisiyle bir tartışma yapabilirsin. Biraz da yani iftiraya atabilir sana. Onlardan artık fazla uzak dur. Telaş etmene gerek yok. Kendi karakter bozukluğu olan insanlar, karaktersiz, onlarla bir araya gelme. Güç sahibi olacağını, gücünü eline alacağını gösteriyor arkadaşlar. Gücünü eline alacaksın. Mantıklı hareket edeceksin. Evet. Derman olacak. Derdine derman olacak bir dost yakında geliyor. Gelen gidenler var. Mevla hayırlısıyla sana da her isteğini verecek. Yakın zamanda buna kavuşacağını görüyorum. Yüreğin yıldızlar kadar parlayacak ve sadece senden şunu istiyorum aziz dostum. Mantıklı olmanı. Mantıklı olursa zamanla o yüreğinden dökülen yapraklar, hani takvim yaprakları gibi, solan yapraklar gibi düşer ya, birileri gözümüzden düşer ya, o gözünüzden düşen kişiler aslında seninle tekrar beraber olmak isteyecekler ama önemli anlamda da girişimlerde bulunacak fakat sen kabul etmeyeceksin. Bazı hedeflerin olduğunu görüyorum. O hedeflere ulaşacağını gösteriyor. Yalnız uyarıyorum sevgili dostlarım, bakınız gerek gezegenlerin konumları itibariyle, bakınız aslan burçlarına şöyle bir, tabi sadece kitaptan değil biraz da astrolojik olarak şöyle bir baktığımda arkadaşlar, sen başkaları için yaşıyorsun bu hafta aslan burcu. Biraz kendini düşünmen gerekiyor. Yani kendin için de bir şeyler yap. Ben sana soruyorum, kendin için ne yaptın aslan burcu? Bu soruyu da sen sor. Lütfen bu hafta bencil ol ve kendin için bir şeyler yap. Aynı zamanda evli olanlarda bir sıkıntı görüyorum. Kocanızın veya işte eşinizin her neyse mesajını ya da ne bileyim ben birisiyle konuşmalarına şahit olabilirsiniz. Ama hiç önemsemeyin. Çünkü bu önemli bir mevzu değil. Sizin yersiz korkunuz, yersiz endişeniz. Sadakatsizlik görmedim ama sanki sizin eşinizin ya da sevgilinizin peşinde sülük gibi yapışan, yani ahlakı bozuk bir insan var. Onu da defedin başınızdan sevgili arkadaşım. Hiç onu kafanıza takmayın diyorum. Bu hafta içerisinde arkadaşlar bazı planlar yapacaksınız.
planlar çok uyacak. Dediğim gibi bu hafta içerisinde yani 26 Mart'la 1 Nisan arasında bir mantıklı olacaksınız. 2 şüphe etmeyeceksiniz. 3 karaktersiz insanları uzaklaştıracaksınız. Bu üçünü yapın, hiçbir sıkıntı kalmaz. Sosyal anlamda da zamanı yetiştirmekte zorluk çekeceksiniz. O yüzden size ya muid zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 124'tür. Yani yeteri kadar zamanın olması, zamanın yetişmesi anlamındadır. 124 kere ya muid zikrini çekerseniz hem zamanı iyi yöneteceksiniz hem de yüzleşme yaşayacaksınız. Yanınıza gelip gidenler olacak hayırlısıyla. Bekar olanlara da şu uyarıyı yapıyorum. Annelerinizin bu arada biraz çenesi düşebilir arkadaşlar. Annelere dikkat edin diyorum. Annelerin çenesi düşebilir. Gereksiz korkuya kapılabilirler. Ya da ne bileyim ben gereksiz laflar edebilirler. Annelere dikkat edin diyorum. Bazen annelerin çenesi düşüyor. Annelik böyle bir şey. Ne yapalım? Kaba saba olmadan anne yetersiz endişelerden arın diyebilirsin efendim. Bu hafta mahkemelik olaylarınız da var ya da resmi olaylarınız var. Hayırlısıyla o da yerinde ve zamanda çözülecek arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Ya muhit sikri 124 kere hem ilişkilere çeki düzen verecek hem de sosyal alanda kabul göreceksiniz. Seviyorum sizi aslan burçları. Gelecek pazar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.